çalışmak istediğini söyledi sinemada. Türker İnanoğlu sinemayı hepimizden çok seviyor galiba. Nişan Hançerinde asistanı Türker'di. Türker genç, yakışıklı, çok sıcak bir çocuktu ama çok sıcak. Biz onu çok sevdik. Karlar film takdim eder. Seni yıllardır tanıyor gibiyim. Gel buraya hemen, sar beni, öp beni yavrum. Ben fakir fakat namuslu bir insanım. Kalbimizin kırılmadık bir parçası mı kaldı? Yoksa gözümüzün ıslanmadık bir yeri mi? Emriniz başım üstüne sultanım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir. Ama her şeyin bir sonu olmalı. Sana olan sevgimin sonu yok Murat. O ayıcı oğluna söyle de düşmesin kızımın peşine. Tükürürüm ağzına o için. Alsın sen kızına meramandan. Evet, yaşam boyunca onur ödüllerini aldı. En büyük onur ödülü kuşkusuz kazandığı Türk halkının yarım asrı geçen alkışlarıydı. 1957'de yönetmen yardımcılığıyla başlayan ve bugün zirveye çıkan bir yaşam. Türker İnanoğlu, biz söylemeyeceğiz, biraz sonra katılan Türk sinemasına emek veren figüranından yıldızlarına kadar, yönetmenlerine, yapımcılarına kadar herkes onu anlatacak bu program boyunca. Ama bugün bir Türk sineması varsa, bugün Türk sineması uluslararası alanda ödüller kazanıyorsa ve bugün Türk sinemasında sinema emekçileri sosyal güvenlik haklarına sahipse, sinema ayaktaysa, sinema hayattaysa, ona borçluyuz. Türker İnanoğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler, yaşayan bir efsane ile birlikteyiz bu akşam. O yaşayan efsane bize aslında yarım asrı aşan yolculuğunu anlatacak. Sadece o değil, o yolculukta ona eşlik edenler anlatacak. Herkes onu yapımcı, yönetmen ve sinemada ne kadar yapılmış iş varsa onların arkasındaki isim olarak bilir ama aslında bütün filmlerinin senaryosunun arkasındaki isimdir. Bugün de televizyon dizilerinin arkasındaki isimdir. Yani izlediğimiz konuları, izlediğimiz filmleri, izlediğimiz dizileri önce hayal etti, önce düşündü. Kısacası aslında o hep bizim romanımızı yazdı ya da yazdıkları bizim hayatımızın romanıydı aslında. Türker Bey, programımıza katıldığınız için ve bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. O yolculuğa geçmeden önce herkese bu bulunduğumuz yeri söylemek istiyorum. Çünkü bu son kalıcı eseriniz. Devam edecek elbette de, son kalıcı eserlerinizden biri diyelim ama burası sizin için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Maslak Tim Gösteri Merkezi'ndeyiz. Burayı biraz anlatır mısınız? Efendim, kalıcı bir iş. Giderken bir imza atmayı arzu ettiğim bir yerdir burası. Eskiden beri kafamdaydı bu proje. Ve işte bunu Darüşşafaka'nın yöneticileriyle anlaşarak yap işlet modeliyle buraya başladım. İşte bu şeyin içinde bir tane 2000 kişilik salon, bir tane 400 küsür kişilik tiyatro salonu, 5 tane sinema, 2 restoran, toplantı odalarını toplayan bir komplekstir burası. Evet. Dünyada belki eşi az. Bir kere yeni olması açısından dünyanın en modern salonlarından biri ama Türkiye'de tek, Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Ama bir taraftan da galiba bütün bu sinema yolculuğunuz boyunca en çok pişmanlık demeyelim ama siz onu ifade edin kelimelerle. Biraz pişman oldum. Oldunuz. Nedeni çok yordu beni burası. Burada kaza geçirdim. 7 tane kemiğim kırıldı. Günlerce hastanelerde yattım. Sonra gittim Amerika'da. İşte bir operasyon geçirdim. Sonra da
Daha sonrası da çok maliyetli çıktı burası. Çok büyük bir maliyetle çıktı. Geliri giderini karşılamasına imkanı olmayan bir yer. Ama başta da söyledim, tamamen bir prestij olayı olarak düşündüğüm için. En kalıcı eseriniz, evet, öyle diyelim. Evet. Burası yıllar boyu yaşayacak ve yıllar boyu burası alkışlarla her zaman Türk insanının coşkularını, duygularını ifade ettiği yer olacak. Ama dediniz ya, öyle noktalayalım. Burada maddi anlamda gerçekten kolunuzu kanadınızı kıran bir yer oldu burası. Evet, bir de insanla uğraşıyorsun burada. Evet. Sahne şovlarını koymak. Yani ülkemizde bu daha önce böyle bir salon olmadığı için böyle bir imkan da yok. Evet. İşte dışarıdan, yurt dışından uğraş, getir, götür bunları. Büyük bir problemin içinde. Evet. Bunları daha sonra ikinci bölümde programda çok konuşacağız, son eserlerinizi. Ama biz kendi adımıza söyleyelim. Çilesi sizin, keyfi bizim oldu. Çilesini siz çektiniz ve çekiyorsunuz, keyfini helal Türkiye sürüyor. İnşallah burada güzel şeyler de yaşamaya devam edecek. Evet, şimdi uzaklardalar kimileri. Şimdi hala bizimle birlikteler çoğu. Ama iyi ki vardılar ve iyi ki varsınız Türker Bey. Şimdi sizin sinemacı olmanız, bu maceraya girmeniz aslında çok ilginç. Aslında babanız doktor olmanızı istiyordu. Okulda belki en iyi dersiniz matematikti. Sonra 1957'de babanızı kaybettiniz. Ve 1957'de yine ilginç bir olay oldu ve sinema yolculuğunuz başladı. Nasıl? Efendim, 1957'de ben Kanlıca'da oturuyorum. Halen de aynı evde oturuyorum. Komşumuz vardı. Son Osmanlı sadrazamı Saffet Paşa'nın torunu. Kadri Cenani Bey. Saray gibi bir köşkü vardı komşumuz. Bazen filmlere, tarihi filmlere, kostüme filmlere falan burayı veriyordu çekim için. O gün filmcilere randevu vermiş. Filmcilerin belli bir saatte geleceklerdi. Fakat kendi işi çıktığı için İstanbul'da bana telefon etti. Dedi ki böyle böyle bir randevu verdim ama ben biraz gecikeceğim. Onları bir işte yarım saat kadar filan beklemelerini söyler misin diye. Geldiler saat 4'te 3 tane kişi. Bu Nişan Ançer yönetmen, Necil Ozon yapımcı ve Zaven adında sanat direktörü bir arkadaş. İşte bunları böyle böyle durumu anlattım ve bizim bahçeye aldım. Oturun diye. Meşhur Kanlıca yoğurdundan çay ikram ettik, yaptık. İşte o arada daha yakın tanışma imkanı oldu, yaptı. Biraz da benim çevrem genişti Kanlıca'da. Dostlar, arkadaşlar, gelen bir denizden uğruyor, ediyor. Hı-hı. Bir selam sabah. İşte bunlar benim sosyal yaşantımı da görünce Nişan Ançer'in asistanı gitmiş. Dediler ki asistan olur musun, yapar mısın? Ben de o sırada Tatbik Güzel Sanatlar ikinci sınıftayım. Dedim nasıl, ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte anlattılar kısaca. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi olan okul. Evet. Anlattılar ne yapacak edeceğimizi. Ve ertesi gün, cuma filandı. Bu pazartesi günü biz buluştuk. Bunlardan Beyoğlu'nda. Halk Film Stüdyosu, Fuat Bey'in, Fuat Rutkay'ın sineması. Aziz Rutkay'ın amcası şimdi. Ve ilk gün sete gittik. Yakacık'ta. Soğanlı Köyü'de bir yer. Ekip orada yatıp kalkıyor. O zaman öyle ki anlattığım 1957. Hangi film? Yosman'ın Kızı. Evet. İstanbul'dan Yakacık'a 4-5 saatte gidiliyor. Köprüler yok, yollar yok. Yani onun için ekibi orada yatır. Evet. Hangi işi yapıyordunuz? Götür işleri mi? Hayır, ben yönetmen asistan olarak başladım. Evet. İşte biraz böyle benim durumumu, çevremi de gördükleri için öyle fazla getir götüre kullanmadılar beni. Evet. Ama sırtımda aküyü aldım, taşıdım, götürdüm yani çekim. Senaryoların taşınması falan ilginç değil mi? Evet, onları. İşte benim şimdi, benim her gün gidip geliyordum. Ben orada kalmıyordum. Arabam olduğu için İstanbul'a ve giderken gelirken de para getiriyorum sete. Ve senaryo, yani iki taraf arasında bir posta görevi de görüyordum. İşte Fuat Rutkay çok enteresan bir adamdı. Bu adam
Kars'tan Edirne'ye kadar Anadolu'da 60 tane sineması olan falan fevkalade bir adamdı. Ve Kore'de harp oldu. Bütün Tatarları topladı. Stranca Dağları'nda Kore filmi çekti. Yani. Bilmem İpsala'da bir cinayet oldu. İpsala cinayet diye hemen film yaptı. Hemen gündemi yakalayıp hemen, onun filmini yani, yapıyordu. Ama 3-5 günde, 10 günde bitiriyor. Yapıyor. Galiba filmini. Şöyle, mesela o cinayet oluyor. Daha mahkemeye taşınmadan evet, filmini yapıyor. Yapıyor. Evet. Enteresan bir arkadaş. Bu senaryolar nelere yazılıyordu o zaman? Şimdi efendim bir gün enteresan bir şey oldu. Ben tam parayı aldım giderken dedi ki gel. Suzan dedi dün hamama gitmiş. Natır Elmas bir hikaye anlatmış ona dedi. Suzan da Suzan Yakar Rutkay. O dönemin en meşhur ünlü evet, sanatçısı. Natır buna anlatmış. Bunu da bir peçete kağıdı gibi bir şeye yazmışlar. Evet. Bunu dedi Nişan Efendi'ye götür yönetmene. Evet. Nişan bunu dedi uydursun senaryoyu soksun dedi. Bir de haber vardı. Hüseyin Kaşif vardı. Dedim ki Kaşif sözleşmesi bitmiş. Bir başka şirketle anlaşmış. Bırakıyor işi dedim. Öldürsün pezevengi dedi. Ondan sonra. Ve işte sete gittik, şey yaptık. Bu filmi böylece bitirdik. Evet. Bu film bitti. Stüdyosunda çalıştım. Ben bu filmin setinde fazla çalışmadım. 5-6 gün çalıştım. Sonuna doğruydu. Stüdyosunda çok çalıştım. Ama yani işte esas, işi gördünüz, kaptınız esas yani. Esas şeyi onu orada gördüm. Ayrılırken, iş bittikten sonra Nişan Bey'e falan dedi ki Fuat Bey, bak dedi Nişan Efendi dedi bir gün başınıza bu çocuk dedi bela olacak. Bu büyüyüp gidecek alıp başını evet, gidecek ayağını kesin bence diye. Evet. Ama öyle olmadı evet, kimse kesmedi ve Nedim Otyam o zaman yapımcıydı ve onun Dikenli Yol filminde yönetmen asistanı olarak çalıştınız. Evet. Şimdi o yıllara bir gidelim. Nedim Otyam o yılları sonrasında nasıl anlatmış bir izleyelim ve Dikenli Yol'dan da kısa bir bölüm var. Aman ne güzel. Bir bakalım. Film çekimi esnasında Nedim'cim dedi ya ben asistanım var burada. Asistanı ben vermiştim. Asistanım var dedi. Hiçbir para talep etmiyor. Bir arkadaşım var dedi. Arkadaşım tavsiye etti. Bir delikanlı var. Bunu getirebilir miyim? Yardımcı olacak. Ya asistana yardımcı olsun veyahut da doğrudan doğru asistanını ona verelim, öteki ona yardımcı olsun. Nasıl istersen yap dedim, hiç şey değil. Derken bir gün karşıma genç, kırmızı yanaklı, yakışıklı, tertemiz giyimli, özel arabasıyla birisi geldi. Dedim ya bunun özel arabası bir nedir? Sen ona bakma abi, çok mütevazi çocuktur, pırıl pırıl bir insandır dedi. Karşıma ilk defa Türker İnanoğlu çıktı. İlk bu filmle mi başladı? Bu filmde reji asistanı olarak başladı. Ondan sonra da zaten prodüktör ve rejisör olarak da en kısa zamanda onu film piyasasında gördük. Hayır sonra bir de yanılmıyorum tabii. Lütfü Akat'a da asistanlık yaptı. Sonra? O yapmış olabilir ama yaptı. Yani büyük sermaye. Yani iyi bir okuldan geldi o da. Evet. Evet. Ve iyi paralar koyaraktan girdi sinemaya. Evet, Nedim Otyam'ın anlattıkları böyle. Şimdi böyle hatıralarda kaldı. Evet. Dikenli Yol adı çok geçti. O dönemin ta yarım asır öncesinin bir filmi nasılmış? Sizin de yönetmen asistanı olarak imza attığınız bir film. İzleyicilerimize bir fikir vermek açısından Dikenli Yol'dan kısa bir bölümü izleyelim birlikte. Tabii. Türker Bey. Dikenli Yollarda tamam oldu yıllar tükendi.
çıkarsın yollara. Ahmet'in dönme. Hepimizin hepimiz için nostaljik bir yolculuktu. Devam edeceğiz aslında. Bu program bu nostaljik yolculuklarla devam edecek. Bizim kuşak ve daha eski kuşaklar duygulanarak izlediler bunları. O zamanki imkanları konuşacağız ama orada tabii birçok isim geçti. Hepimizin hayatında hatıraları vardır. Erol Taş mesela. Erol Taş'ın mesleği neydi seçtiğinizde? Efendim bir bar sahnesinde iki tane fedai, koruma gerekti. Prodüksiyondaki elemanlar gittiler. İki tane sırt hamalı getirdiler. Erol ve Şükrü. Mahmut Paşa'dan geldi bunlar. İşte o sırt hamalı bu daha sonra Erol Taş oldu. Türk sinemasında herkesin sevdiği iyi kalpli kötü adam oldu. Evet. Ve bir efsane olarak çoğunu aynı dileklerle anacağız elbette. Rahmetle anıyoruz Erol Taş'ı da. Şimdi o zamanınki teknolojisi içerisinde çok kısa bahsedelim. Bu filmlerin çekiminde tabii bugünün imkanları yok. Nasıl çekiyordunuz? Kamera, kaç kamera çalışıyordu? Nasıl çalışıyordunuz? Kaç kamera değil, bir tek kamera, bir kamera çalışıyordu. Derbi marka bir kameraydı. 100 kiloydu. 100 kilo. 100 kilo bir kameraydı. Yani kurulması, götürülmesi, taşınması bir problemdi, bir dertti. 2-3 kişi taşıyordu. Teknik tabii bu reflexler gibi falan değildi. Yani çok zordu. Erol Taş'ı yoksa onun için mi seçtiniz kameradasın? Yok, onun için seçilmedi ama o da yardım ediyordu tabii mutlaka, taşınırken, şey yaparken. Siz de söylediniz taşıdık aküleri diye. Yani. Bu filmde oynayan bir o oyuncu vardı, karakter oynayanlardan birisi. İşte burada tanıştık biz onunla. Daha sonra ona ben film de yapmıştım. Şimdi hatırladım onu. Zeki Çan diye. Hı hı. Türkan'ın oynadığı filmdi o da. Evet, onu yeri gelince konuşuruz. Yeri gelince konuşuruz. Evet. Şimdi efsaneleriyle, Türk sinemasının efsaneleriyle sizi ve sinemayı konuşmaya devam edeceğiz. Bay Sinema'yı en iyi anlatanlardan biri de belki de Türk sinemasının bugün en önemli yönetmenlerinden biri Ömer Lütfi Akat. Ömer Lütfi Akat Usta. Bakalım Türker İnanoğlu için, Bay Sinema için neler söylemiş? 1960 başlarındaydık. Büyük bir film yapacaktık İpekçilere. Yalnızlardı mı? Onun dekorlarıyla meşguldum şeyde. Şimdi Fitaş dünya sinemalarının bulunduğu yer. Hala var mı o sinemalar? Var efendim. Var. İşte onların bulunduğu yerde çok eski bir sinemaydı. Daha sonra da Moulin Rouge diye bir içkili yer olmuştu. O orada boşalmıştı orası. Orada dekor kurmuştuk. Biri seni görmek istiyor dediler. Gelsin dedim. Genç bir çocuk. 1960 başlarında öyle temiz yüzlü, iyi terbiye görmüş her halinden belli bir genç çocuktur. Genç adam değil mi? Yine başladım. Duruyordum. Bana çalışmak istediğini söyledi sinemada. O dönemlerde sinemada adam azdı. Kolundan tuttuğumuzu sinemada çalışması için çekiyorduk. Öyle bir dönemiydi. Az insan vardı sinemada. Bu da onlardan biri. Tabii her giren kalmıyordu sinemada kısa zamanda. Kaçıyorlardı. Türker İnanoğlu kaçanlardan olmadı. O, sel gider, kum gider. Misali o kum oldu yani. Tam sinemanın öz
malı olanlardan biri çıktı. Onun gibi bir iki kişi sinemada önemli yer almış kişiler de var. Onları saymayacağım. Kabul ettim tabii. Bir film çalıştık. Birlikte. Çok çabuk kavrayan, sorunu, alçak gönüllü, ne tür iş verirsek hiç itiraz etmeden kabul eden, zor durumlarda oldu. Ama yılmadı her şeyden. Çok alçak gönüllüydü. Arada bir geç kalıyordu. Bir iki azarla geçiştiriyorduk ama son geç kalışında bir gün kocaman bir duvar saati kolunun altında geldi. Saat durmuş onun için. Geç kalmış onu. Can simidi olarak onu getirdi. Bu da mizahtan yoksun olmadığını gösteriyor. Hocam, kızacağımıza çok hoşlandık hareketinden. İyi bir çalışma oldu. Türkiye İnanoğlu sinemayı hepimizden çok seviyor galiba. Bütün imkanlarını sinemaya. Güzel bir müzesi var. Bu çok önemli. Müze devlet işidir. Yani onu tek başına kendi yüklendi. Her şeyini sinemaya borçludur ama sinemada ona borçlu. O müzesi yeter. O afişler kitabı ve afişler müzesi yeterli hizmetlerdir. Bunlar çünkü Türk sinemasında kaybolmuş şeylerdir. O bunları korudu. O bakımdan sinemanın Türkiye'de de borcu var. Duygulandınız herhalde. Türk sinemasının çok büyük ustası Ömer Lütfi Akat'ın Türker Bey için söyledikleri böyle. Yani hepimizi duygulandırdı söyledikleri. Gerçekten çok şey borçlu. Bunu Ömer Lütfi Akat söylüyor Türk sineması size. Ve elbette Türkiye ve bizler çok şey borçluyuz. O bahsettiği kitap elimde. Yani yaptığınız bir sürü kalıcı eseri, yapıtı konuşacağız ama 5555 afişte Türk sineması, bunu derlemek kolay iş değil. Yani bunu kalıcı hale getirmek ve unutulmamasını sağlamak, çünkü kaybolup gidecekti, inanılmaz bir şey bu. Filmlerin nüfus kağıdıdır bu değil kitap. Her künyesi. Film, evet, künyesidir. Evet. 8 senede hazırladım ben bu kitabı. Evet. 8 kişilikte bir ekiple hazırladım. Mesela filmciliği bırakmış, gitmiş bir eski abimiz, Anadolu'nun herhangi bir köşesine gitmiş, ailesini buldum. Adam gönderdim afişi aldırmak için. Bir tane film yapmış, gitmiş. Kendisi gelsin dediler. Kalktım buradan Amasya'ya gittim bu film afişi almak için. Tek ve tek uğraştınız mı? Tek tek uğraştım. Sandıktan çıkarttılar afişi. Ailesinin, evet, bir tek film yapmış. Evet. İsmi var şeyi, dedesinin üstünde. Evet. Yani bu nevi çok epey uğraştık. Kaybolup ama iyi bir şey yani yaptık. Bu yani Ömer Lütfi Akat söylediği için biz de hatırlayalım dedik ama bu duygusallığın dışında o duvar saatini alıp gitmişiz onu sizden bir dinleyelim. Şimdi efendim Lütfi abi de ben sinemanın yanında disiplini öğrendim. Yani ilk ustam Nişan Bey'di, ilk çalıştığım kişi ama fazla disiplin yoktu, gayet samimi. Ben, yani yaşlıydık hemen hemen neredeyse, yani biraz büyüktü benden. Lütfü abi de disiplini öğrendim. Bir gün bir şeyi anlatayım size, bir olayımızı. Ben biliyorsunuz maça meraklıyım. Eskiden de çarşamba günleri maçlar olurdu. Önemli bir maçı vardı o gün Fenerbahçe'nin. Maça gitmek istedim falan, vermedi izin. Ben de maça gittim, şey yaptım. Kaçtık. Evet, sonra beni kovdu Lütfü abi. Şey yaptı, kovdu. Ben de çektim, Kanlıca'ya gittim. Orada işte söylediği, demin bahsettiği stüdyoda çekim var. Bir otel, 6 bar,
stüdyonun. Üstü otel odası ve dışı kapısının önü var. Çolpan İlhan bir bar kasasında oynuyor. Turgut Özatay bunu odada dövüyor. Çok fena dövüyor. Şey yapıyor. Sonra bu kız ertesi gün yüzü gözü mosmor. Gitmeye karar, kaçmaya karar veriyor. Gerçekten dövüyor yani. Hayır, gerçekten. Tabii. Ya film icabı. Film icabı ama dövüyor yani. Yani dövme sahnesi diyelim. Ve bu da buradan kaçmaya karar veriyor. Çıkıyor, yüzü gözü mosmor odadan. Aşağıdan bardan çıkarken tabii başka gün çekiliyor. O morluk falan bir şey yok. Gülük gün aslanlık yüzü. Sonra kapının önüne çıkıyor, gene mosmor yüzü gözü. Tabii atlanıyor. Atlamışlar o arada. O arada ben yok. Şeyde o sahnede. Devamlılık yok yani. Devamlılık yok. Evet. Ve şeyden sonra patlıyor bomba. Çok fena oluyor. Tabii dekor da yıkılmış. O dekor da yıkılmış vaziyette. O bar dekoru. Allah rahmet eylesin. Sohban abi vardı. Benim hayatımda bu filmcilikte 3 tane önemli kişi vardır. Nişan Ançen, Lütfü Akat ve Sohban Kolluoğlu. Bu işi bana öğreten, bu işi bana sevdiren kişilerdir bunlar. Sohban abi sanat direktörüydü. Çok Türk sinemasının en kemiğiydi Sohban Bey. Kanlıca'ya geldi bir gün. Arap dedi, seni istiyor. Arap dediği de Lütfü abi. Yani yine muhtaç oldular. Evet. Gelsin bu çocuk düzelsin bu işleri. Evet, işte, el koysun. Yani şeyi, evet. Devamlılık şeyi. Devamlılık. Yani, hatası geldi, olmuş. Geldi hiçbir şey olmamış gibi. Biraz surat yaptı falan. Ben de peşinde biraz pış yaptım, ona bitti iş. Sonra devam etti. Evet. Peki Bay Sinema devam edecek. Sinemanın yolculuğuna devam edeceğiz. Ama biraz sonra görüşmek üzere. Meşhur bir Kıbrıs filmi var. Şimdi ona geleceğiz. Zaman zaman böyle kronolojik sırada atlamalar olabilir ama çok önemli olduğu için oraya gideceğiz. Sezer Sezen'in yapımcı olduğu bir Kıbrıs filmi var. Ve Ömer Lütfü Akat da orada supervisor. Şimdi o filmin siyasi bir yanı da var. İsterseniz siz anlatın onu. Efendim, Kıbrıs'ta büyük problemin olduğu yıllar bunlar, 59. Bütün gençlik ayakta, Kıbrıs Türk'tür, Kıbrıs Türk'tür. Her tarafta mitingler oluyor. Taksim'de on binlerce kişi meydanı dolduruyor. Bu sırada Atatürk'ün evine Selanik'te bomba atılma meselesi. Hepsi bu arada. Oluyor. Ondan üstüne bu geliyor. Evet. Sezer Hanım'la eşi Kenan Artun, o zamanki eşi, bir şirket kurmuşlardı daha önce. Bu Kıbrıs filmini yapmaya karar verdiler. Şeye. Hı hı. Ve filme işte asistan olarak, yönetmen olarak Nişan geldi. Nişan'la beraber, asistan benim. Filmin süpervizörü de Lütfü abi. Lütfü abiyi ben ilk orada tanıdım. O filmde tanıdım zaten. Sohban abiyi de o filmde tanıdım. Film, bütün Anadolu sinemacılar avans yağdırıyor. Herkes bu filmi oynamak istiyor. Çok büyük iş yapacak film. Çok büyük ilgi toplayacak diye. Ve filme başlandı. Filmin adı Kızıl Eoka. Kıbrıs'ın belası Kızıl Eoka. Şimdi burada duralım. Çünkü sonrası çok ilginç. Arada Sezer Sezin girsin. Sezer Sezin'i de yine bizim kuşaklar Şoför Nebahat olarak sonradan bileceklerdi. Onların starıydı. Starıydı yani. En önemli, evet. En önemli yıldızlarındandır. Yani bugün işte kimse, kimin aklına ne geliyorsa star olarak, evet, onların hepsinden daha ünlüydü. Sezer Sezin biraz anlatsın onu, sonra yine dönelim. Nişan Hançerinde asistanı Türker'di. Türker genç, yakışıklı, çok sıcak bir çocuktu ama çok sıcak. Biz onu çok sevdik. Kenan da çok sevdi, ben de, bütün ekip sevdi. Ve o da bizi sevdi, bana abla diyordu. Kenan abi diyordu ve benim 4-5 yaşındaki kızımı çok seviyordu. Her gün onu böyle alıp koştururdu. Yani çok iyi bir dostluk başladı. Ve iyi bir ailenin çocuğuydu. Konuşurken biraz kızarırdı. O kadar terbiyeli şey bir çocuktu. Çok da iyi bir pozisyondaydılar. Karşı tarafta bir yalıları vardı. Bir gün davet etti bizi. Oraya gittik. Aldı motorla dolaştırdı. Falan. Çok
sıcak bir dostluğumuz. Hakikaten aileden bir çocuktu. Niye daha buradasın? Niye evi terk etmedin? Nasıl olur bu? Senelerce oturduğum evi nasıl terk ederim? Niye terk et? Terk etmeyeceğim. Topumuzu havaya uçurmak niyetindeler. Tedbirli davranmamız lazım. Hiç niyetlenmesinler. Bizim önümüz daha onların topuna yeter. Acıdır ama hiç unutmam. Kıbrıs filmini koyduk oynamaya. O da hakikaten bana herkes dedi ki çok büyük para kazanacaksınız, şunu yapacak. Doğru. Doğru da 1,5 gün, 2 seans mı, 3 seans mı ne oynadı. Büyük bir iş ama. İnanılır gibi diyor o da. Evdeydim. Dışarı çıkmamıştım daha, yatağına falan gitmemiştim. Kapı çalındı. Türker geldi. Aa, Türker gelsin, gir oğlum dedim. Gir canım dedim. Duruyor. Türker girsene içeri. Gir çocuğum. Abla. Kıpkırmızı. Abla. Türker söylesene. Ne oldu? Abla diyor. Başka bir şey diyemiyor çocuk ama nasıl biliyorum. Öyle fena bir pozisyonda ki yani. Türker bile de bir şey mi oldu dedim. Biri mi öldü? Bir şey mi oldu? Söyle bana de. Abla filmi kaldırdılar dedi. Yasakladılar dedi. O haberi getirdi bana. Ve o yüzündeki üzüntüyü, acıyı gördüm. Ve Türker deyince nedense hep o sahne aklıma gelir. Ya kırılsaydı? O hiçbir zaman kırılmaz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kim söylemiş bu sözleri? Atatürk babam. Abi, Atatürk dedenin oğlu mu? Hayır. Niye ona Atatürk baba diyoruz? Çünkü o bütün Türklerin babasıdır. Evet, ulusal duyguların ayakta olduğu günler ve film tam da gündemi yakalıyor. Sinema salonları tıklım tıklım ama Sezen Hanım'ın dediği gibi bir yasaklama neden, gerisini sizden dinleyelim. Efendim bu film stüdyo, laboratuvar işlemleri, stüdyo işlemleri yapılırken Londra'da bu Kıbrıs'la ilgili bir toplantı tertiplendi. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları ekibiyle giderken Londra'da hatta uçak düştü. Evet, Zeytinoğlu, Bakan Zeytinoğlu ve birkaç kişi vefat etti oradan. Ve orada bir anlaşma imzalanıyor. Bir barış anlaşması niteliğinde bir şey. Bu arada da biz filmi yapıyoruz, devam ediyor. Film başladı, sinemada kapı bacak kırılıyor. Şeye girdikten sonra o Taksim sinemasında kuyruk kapısının önü felaket. İşte Sezen Hanım'ın da söylediği gibi filmi polis geliyor, durduruyorlar, kopyalar alıyorlar. Diğer sinemalardan da aynı anda kopyalar alıyorlar. Ve ilk film... sansür bu aslında, ilk büyük sansür Türk sinemasında. Sebebi Menderes, rahmetli Menderes bir anlaşma yapması. Evet. Barış anlaşmasına zarar verebilir diye. Barış ortamına zarar verebilir diyor. Evet. Ve daha sonra aradan bir sene, 1,5 sene sonra o film, 100 dakikalık film 62 dakika olarak başka bir isimden yeniden kahramanlara çıktı ama maddi bakımdan Sezer Hanımları çok kötü durumlara soktu o film. Evet. Bütün o gelen avansları iade etmek zorunda kaldılar. Çok kötü oldu. Evet, Türk sinemasında gerçekten anlatılması gereken çok önemli olaylardan, çok da kişinin bilmediği olaylardan biri. Zaten bu akşam biz hep bu bilinmeyenleri konuşarak bu yolculuğa devam edeceğiz. Şimdi Çolpan İlhan Sadri Alışık çiftiyle devam edelim. Türk sinemasının en eskileri ve sizin yolunuzda hem sinemada hem insani ilişkilerde çok kesişti onlarla. Önce onları bir izleyelim. Sonra üzerine çok şey konuşacağız.
Hayır. Ayrı yatarlardı. Burası Kemal Bey'in odası. Sevda Hanım içeride yatardı. Türkay çok kısa süren bizim Yalnızlar Rıhtımı abimin senaryosunu yazdı. Atilla İlhan senaryosu, Lütfü Akat'ın çektiği, İpekçilerin yaptığı bir filmde ilk defa asistanlık yaptı. Hastayım dedim. Anlamıyor musun? Götür dedim. Eve gitmeliyim. Sen gel biraz otur şuraya. Önce açılman lazım. Sonra bakarız. Çok zaman var yalnızım. Kırıldı artık sazım. Şimdi kalbimi dinle. Unutulsa sevdalar ve tatlı hatıralar. Senin için hep ağlar. Şu öksüz kalbi dinle. Belli bir yaralı kuşu. Lütfü abinin asistanıydı ve zaten sonra da yapmadı. Çok kısa sürede kaptı sinemaya, anladı, öğrendi ve hemen kendi film çekmeye başladı. Şirketi Erler Film'de üst üste filmler çekerek hem yönetmen, hem prodüktör, hem senaryo seçimlerinde çok bilinçli. Gel Ecnebi, gel. Hop o kadar gelme dur. Al şimdi ileri biraz, sağ yap, al ileri. Ya araba çıkacak, görmüyor musunuz be? Ne var yani, anlamadık. Gel şimdi, sol yap. Çık. Tamam, hadi güle güle. Ya ne biçim adamlarsınız be? Ne toplandınız, anlamadık ki. Burada cinayet mi var yoksa film mi çeviriyoruz birader? Zaten dalgamız dağınık, yapmayın Allah aşkına, tamam mı? Tanıdınız değil mi beni? Adım Kazım. Herkes bu cihanda bir şeyin meftunudur. Ben gariban arkadaşınız Kazım da otomobil meftunuyumdur yani haddim olmayarak. Onun için de işte boş zamanlarımı vitrinlerde kız gibi arabaları seyretmekle geçiririm. Laf aramızda zaten dolu zamanım da yoktur ya. Neyse gene ah ulan bu bıyık mahvetti beni, perişan etti, cafer etti, viran etti beni be. Bu yüzden arkadaşlar bize işte bıyık Kazım dediler. Asıl adımız da vites Kazım'dır ha. Yine Türker'in prodüksiyonunda bir filmdi. Sadri, Filiz falan oynadı. Çok güzel bir film oldu. Dinleyecek. Az kaldı. Çaresini buldum bile sayılır ben. Ha, buldun mu? Anlat. Ben daha doğrusu yani Süleyman abi dedi ki... Ne dedi? Şey dedi. Sadri o filmi çok sevdi. Hatta senaryosunu okuduğu gece o kadar heyecanlandı ki hemen o tipe girmeye çalıştı. Bizde böyle gariban gardıropları vardı hazırladığımız. Hep o tip roller, çoğu tip roller oynadığı için şapkayı taktı, yeleği giydi. Kendini o şeylere soktu. Yani hemen fırladı gitti Safa'ya göstermeye. Çok heyecan verici, çok içine girdiğimiz, çok kaynaşarak yaptığımız işlerdi bunlar. Bir gazinoda şarkıcılık eden Cavidan'ı gördüğüm gece, bütün bu mutlulukların dönüm noktası olabileceği aklıma bile gelmemişti. Bir tür uslanmazlar. İstersen çok güzel olur. Tabii bu kadar sıcak ve samimi yapılınca sonuçları da çok iyi oluyor. Seyirci de bundan mutlu oluyor. Hepsi, hancı da öyle. Yıllarca sürdü o hancı. Parayı çalmak öylesine kolay ki senin için. Fabrikada her şey elinde. Neler söylüyorsun? Böyle bir şey nasıl yaparım ben? Hayır. O zaman ben de yokum. Kaçacağım buralardan. Bir gün gelecek izimi, tozumu bile bulamayacaksın. Türker'in bir de çok sevimli, çok şakacı, çok böyle o dönemler yaşadığımız Sadi ile telefon şakaları. Mesela ben açarım telefonu, bana merhaba evin efendisini versene derdi, giderdim evin efendisini istiyor. Yani bizim Türkiye'ye olan sevgimiz ailecek.
Yani inanılmaz boyuttaydı. Mesela Sadri her filme böyle sıcak bakan falan bir tip değildi. Ya bu nasıl olacak falan. Ama Türker'den gelen bir işe asla düşünmez, gözü kapalı girerdi. Hem ona olan sevgisinden hem de ona olan inancından. Sonra Türker'in çok insan olarak çok farklı yönleri vardır. Bir kere Türker dostlarına çok vefalıdır. Yani bu vefasını, bu arkadaşlığını biz Sadri'nin hastalığı döneminde de gördük. Mesela biz Amerika'ya gidiyorduk o gece sabaha karşı. Türker hastanede bizim yanımızdaydı ve karaciğer değiştirmeye artık çok zor yani ya ölüm kalım meselesi halindeydi. Ve Türker'in içeride fenalık geçirdiğini, üzüldüğünü duyduk. Bu Sadri'yi berbat etti. Çok üzüldü. Uçakta sürekli onu konuştu. Yani yılların verdiği o yakınlık, sıcaklık, arkadaş vefası, arkadaş duygusu bizi her zaman Türker'le bizim aramızda olmuştur. Bu da bizi çok mutlu ve mütehassıs etmiştir yıllar yılı. O mesela sadece Sadri'ye değil, bütün Türk sinemasına hep o ilgisi devam etmiştir Türker'in. Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım. Evet, rahmetli Sadri Alışık ve sevgili eşi Çolpa İlhan'ın anlattıkları, filmin adı Yalnızlar Rıhtımı'ydı ama Çolpa İlhan'ın anlattıklarından görüyoruz ve biraz sonra anlatılanlar da göreceğiz ki Türk sinemasının bu rıhtımında sayenizde hiç kimse yalnız değildi. Çok duygusal anlar o hastalığıyla ilgili, biraz zaman tünelinde ileri gidiyoruz ama Çolpan Hanım anlattı, orada siz de çok üzülmüşsünüz, fenalık geçirmişsiniz. Efendim Sadri... Çok sevdiğim, yani çok uzun film çektim Sadri'yle. 30'a yakın film çektim Sadri'yle. Çok sevdiğim bir kişiydi. Yanında olmasından haz duyardım. Yani hemen hemen her dakika yanımda olsun isterdim. O rahatsızlığı beni çok üzdü. Ve işte Amerika'ya gideceği gün, hatta o gün kamerayı da aldım. Yanım şeye, kameramı getirdiler. Ve Sadri'ye son gider ayak bir mesaj verdirdim. Ama kullanmadım ben o şeyi. Duruyor mu o sizde? Duruyor bende o şey. Sonra geldiği zaman da iyileşti geldi. Bir başka gece çekiyoruz o sırada. Çetin Çeki'yle Sadri'ye röportaj da yaptırdım. İşte bak giderken böyleydi geldi, şey etti diye ama gene o görüntüyü kullanmadan yaptık. Yani Sadri'yle unutulmaz anılarımız, unutulmaz dostluklarımız vardı. Bir defa o Yalnızlar Rıhtımı'nda Çolpan'dan ilk flörte orada başladılar. Çolpan çok güzel bir kadındı. Çok yani ayrı bir havası vardı Çolpan'ın. Çok iyi yürekliydi. Tahsilli, terbiyeli, güzel bir kadındı. Herkes peşindeydi. Bu filmi İhsan İpekçi dahil yapımcı. Rahmetli Dışişleri Bakanımızın babasıydı. O dahil herkes peşindeydi. Ve o filmde flört başladı. Ben de o filmin içinde olduğum için görüyoruz her şeyi. Ve sonra da hemen sonrasında da evlendiler. Evet. Ve mutlu bir ömür geçirdiler. Evet. Evet. İpekçi ailesinden de söz ettiniz. Rahmetli İsmailciğim İpekçi o ailenin oğluydu. Evet. Evet. Gerçekten bu aşk hikayesi de sonu da çok üzünlü. Onu izleyicilerimizle paylaşalım mı o vedayı, Sadri Alışık'ın vedasını yıllar sonra? Tabii. Ben isterseniz biraz kaldırayım ya. Evet, kaldıralım. Çok yatıyor. Yine biraz kaldı. Ben hasta kuzumdayım çünkü. Kerem'e bir şey demiyor musun? Kerem. Kimseye yatıyor. Oğlu doğduğu zaman
Kaçsızı böyle resim çektim. Herkes sakat mı? Yazdılar. Ondan da kaçırdım. Çok bir tane. Çok Allah nasip ederse yarın 7 uçağıyla buradan Münih aktarmalı olarak Chicago'da Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gideceğim. Şayet gerekirse belki bir transplantasyon da bahis konusu olabilir. Ben bunların hepsine hazırım. Kendi imkanlarım müsaade etmediği için gidemezdim. Fakat başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri ve bütün devlet büyüklerinin devletin katkısıyla bu gerçekleşiyor. Hepsine minnet ve şükranlarımı arz ederim. İnşallah hayırlı bir sonuç alırsam ki umudumuz o. Dönüşte çok ara verdiğim mesleğime sinemaya da kavuşmuş olacağım. Bu benim için çok önemli. Ve bir an evvel gerçekleşmesinin fayda olduğunu inandığımız için zaten bu telaşımız oldu. Bu arada tabii bana yıllar yılı destek olmuş, kendileriyle iç içe olmuş olduğumuz o muhteşem seyircinin katkılarını bekliyorum, dualarını bekliyorum. Onlardan eminim zaten. Onlara da çok güveniyorum. Hepsine şimdiden teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Evet, Türk sinemasının büyük ustalarından Sadri Alışık'ı da rahmetle ve özlemle anıyoruz bir kez daha. Gerçekten hepimizi hüzünlendirdi. Şimdi bu filmin, yani Yalnızlar Rıhtımı'nın ve Çolpa İlhan'la Sadri Alışık'ın oynadığı filmin ve ilk filmlerinizin senaristi Sefa Önal. Evet. Sefa Önal'la çok güzel anılarınız var. Çok hüzünlü, çok keyifli anılar da var. Ama önce Sefa Önal'ı bir izleyelim. Sonra Sefa Önal için sizinle konuşacağız. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. Hancı ne olur elindeki şişeden birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Öyle de uyku bastırdı ki. Yeter be. Eski Yeşilçam. O güzelim Yeşilçam sokağında, köşede, iki katlı ahşap bir binanın üst katındadır. Bir hol ama oda gibi kullanılan bir çalışma holü ve iki oda, öyle hatırlamaktayım. Orada bir Türker İnanoğlu var. Bir yıldız barışıklığı demeliyim. O da bana öyle bakıyor, sıcak bakıyor. Sene 59 sonları olmalı. Ben daha evvel 53'te başlamışım. Kanlı Para yazmışım. Lejyon Dönüşü falan yazmışım. Bir senaryocu geçmişim var. Vah evladım. Ne oldu sen? Ne oldu yavrum? Ne oldu? Bakayım. Ver bana. Dizi incindi galiba. İstemez. Ne lazımsa ben yaparım. Ama biraz daha candan meşgul olsan. Ne biçim anasını anlamıyorum. Ne demek istiyorsun Turan? Ne demek istediğim ortada. Anlamıyorsan Ahmet'e sor. Star grubuna uyan, kuralına uyan bir kadro da değildi. Kıyameti kopardı film. Adana'da kadınlar matinesine sandalyeler filan eklediler. Yürüdü, o kadar yürüdü gitti ki daha sonraki yıllarca sanıyorum ilk 5 yıl Erler filmde yalnız ben yazdım Türker'e. O arada mesela Hancı'nın yankısı olur, bir aks sedası olur, bir çağrışım olur diye Yolcu yazdım. Ve bu Hancı filmiyle bir patlama, gelen patlama devam etti gitti. Bir daha davetiye getirirsem alnıma yaz, anladın mı? Ne gülüyorsun? Suratında bir komiklik mi var? Otur da haline ağla. Haklısın. Bu böyle devam etmeyecek. İlk günümüzden beri anlaşamadık. Canım onu demek istemedim.
Hani şaka yaptım sözde. Türker devamlı çekti, yorulmadan ve büyük bir ihtirasla. Çünkü ana kitabının adı Bay Sinema. Bilmeyenler bunun bir övünme vasıtası, vesilesi olduğunu sanırlar. Savunması bana düşmez şüphesiz ama söylemeliyim. Türker sahiden odur. Yani sinemaya olan tutkusuyla, sinemadan vazgeçilmezlik duygusuyla, yaşamasıyla bir defa her şeyden önce. Aldığı nefes, yediği, içtiği, birkaç yıl öncesine kadar pazarları bile çalışıyordu ve bezleri de çalıştırıyordu. Kanlıca'daki yalısının da her pazar yeniden oturur, her pazar yeniden, bütün hafta yetmiyormuş gibi pazarları da çalışırdık. Çünkü o çalışmak onun için başka bir yaşamı düşünmemekti. Seni üzüyorum, kırıyorum, suçluyum. Kabahatliyim biliyorum karıcığım. Ama elimde değil. Beni affet. Tuğra, seninle bir karı koca gibi değil, bir arkadaş gibi konuşalım. Senin başka bir kadınla alakan var mı? Bana mertçe cevap ver. Hayır. Aşıksın Tuğra, biliyorum ama bana açıl. Beraber çağrı arayalım. Sinemaya onunla başlayan yapımcılar veya ondan hemen biraz sonra başlayan yapımcılar, ölenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum ama onun dışındakiler birer ikişer çekip gitmişlerdir. Ya mesleği bırakmışlardır, başka meslekler yapmışlardır, başka işler yapmışlardır. Ya da olduğu gibi bırakmışlardır ama Türker, yani tanıdığım gün de sinemacıydı. 51 sene sonra bugün yine sinemacı. Şimdi bakın bu tabii beni de besliyor. Bana da bir hafif bir fiyaka getirmektedir. Ama aslında Türker'i konuşuyorsak İnanoğlu'nu, sevgili İnanoğlu'nu, saygılı, sayın, ona bunları eklemekte hiçbir beis görmemekteyim. Öyle baktı dünyaya, sinemayla yattı, sinemayla kalktı, sinemayla yaşadı, sinemayla yaşlandı. Sinema onda vazgeçilmez bir sevda halini açtı, gitti. Türker'i sinemasız düşünemiyorum. Evet, Türk sinemasının belki de en önemli senaryo yazarlarından, senaristlerinden Sefa Önal'ın söyledikleri, bunlar. Ben sizin çok fazla övgüler duymaktan hoşlanmadığınızı biliyorum. Devazunuzu Türkiye biliyor. Bütün sinemada sizin hep gizlenmek istediğinizi, geri planda kalmak istediğinizi biliyor. Ama ne yapalım ki bu programda bunları çokça duyacaksınız. Ve de duyun. Şimdi Hancı filminden söz etti. Hancı filmi sizin ilk patlama yaptığınız film. Daha önce bir iki denemeniz, onlara geleceğiz şimdi. İçimizden biri vesaire ama bu film patladı. Şimdi efendim ben 7 film asistanlık yaptım. Yönetmen, rejisör asistanı o günün şeyinin. 9 filmde Erler Film dışında başka firmalara film çektim yönetmen olarak. 1960 senesinde, yani tam 50 yıl önce Erler Film'i kurdum. İlk filmim İçimizden Biri'ydi. Turan Seyfoğlu, Orhan Boran başrollerde. Film vasat gitti. Yani vasatın da altında. İkinci filmim Kalp Yarası'ydı. O film batırdı. Yani çok fena çıktı. Ki daha önce yaptığım, yönetmenlik yaptığım filmler büyük ilgi gördü ki 18 ayda 9 film yaptım, evet. Hesap edin. Yani şeyi, kapasiteyi. Kısmet öyleydi ve en son Hancı'yı yaptım. Safa'nın anlattığı gibi. İşte güzel bir senaryo yazdı, eksik olmasın. Bizim meslekte bir sene önce yaptıklarınız dikkate alınır. Bir sene önce kötü yaptınızsa bir sene sonra pek ilgi görmezsiniz. Bir sene önce iyi yaptınızsa, tekrar yaptınız, kötü olsa dahi ilgi görürsünüz. Bundan dolayı Hancı işletmeci, eskiden işletmecilere veriliyordu filmler bölgelere. Fazla bir ilgi görmedi işletmecilerden. Ve filmi kendim dağıtmaya karar verdim. Yani Türkiye dağıtımını. Pursantaj memuru denen bir elemanlar vardı. Kopyayı alır sırtına, gider sinemalara, başında bekler. Her gün yarısını sinemacı, yarısını o alır.
şey yapardı. Böyle dağıttınız yani. Böyle başladım filmi dağıtmaya. Ve ilk İzmit'ten başladı iş. Eskiden sinemalar iki film oynardı. Birinci film içimizden biri, kendi filmim. İkinci Hancı olarak gönderdik. Ve o pazartesi günü giriyordu. Ambardan telefon ettiler, kopya geldi. Eyvah dedim, gitti bu filmde. Yani kopya geri geldi diye akşamüstü. Meğerse o kadar ilgi görmüş ki tek filme düşürmüşler seansı fazlalaştırmak için, şey yapmak için. Ve o pursantaj memurları 10 taneydi, 10 kopya. Her gün bana, her gün göndereceksiniz parayı dedim. Her gün postaneden böyle şey geliyordu. Haftada çok böyle bir şey oluyordu. Gidip postaneden para tahsil ediyorduk. Ve sonra bunun ilgisi şey edince, o daha önce yanaşmayan işletmecilerin hepsi balıklama daldılar. Sonra verdim onlara. Ama bu İstanbul civarını, Bursa, Sakarya, İzmit'i falan kendimiz işlettik. Biraz sonra konuşan herkes söyleyecek zaten sizin sezgilerinizin asıl çok güçlü olduğunu ve Türk halkının nabzını çok iyi tuttuğunuzu ve gündemi yakaladığınızı. Hancı onlardan biri. O günlerde çok dillerde dolaşan Bekir Sıtkı Erdoğan, benim de edebiyat hocamdır. Allah selamet versin. Yo, yaşıyor, Allah selamet versin. Uzun ömürler de versin. Ömür kattık böylece ömrüne. Hancı çok meşhur. Gurbetten gelmişim, yolcu yorgunum Hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Şarkısı yapıldı. O da dillerde ve siz de filmi yaptınız bu ilgiyi gördükten sonra. Şimdi senaryo meselesinde ileride çok konuşacağız ama onu söyleyelim. Sizin asıl işiniz senaryo. Senaryo da değil de konu. Siz konuyu buluyorsunuz, örgüyü kafanızda kuruyorsunuz ve diyorsunuz ki senariste böyle 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 bunu yapın. İyi adam kötü adamı yener, kız ona aşık olur. Ben tabii çok şematik bir şey yaptım. Esas konuyu siz veriyorsunuz ve senaristler oturup sizin hayalinizi hayata geçiriyor. Bu bir. İkincisi, şimdi tatil yapmama meselesini de sonra konuşacağız. Hiç tatil yapmadınız galiba değil mi? Evet. Uzun boylu. Yani mesleki seyahatleri saymazsanız, onları saymazsanız çok az tatil yapmışım. Evet. Yani uzun boylu tabii 1-2 günlük tatiller hafta içerisinde. Ama işte o yani bazen bir haftalık 10 günlük oldu. Evet. Geçenlerde de söylemişsiniz ya, bir ay tatil yapsam Allah geçinden versin, ben söylemek istemedim. Şeydi, yani çalışmadan yaşayamıyorum. Yaşayamazsın. Son seyircinin gösterdiği ilgiyle biraz zaman türeninde yine ileri geçeceğim. Şimdi bugünün çok konuşuluyor ya, şu kadar milyon gişe yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Belki hasılat olarak değil ama çünkü gelirler farklıydı o zaman. Sizin gişe sinema var. Rekorlarınız herhalde erişilmez rekorlardı. Evet. Filmlerinizin rekorları seyirci açısından. Bizim zamanımızda biz şimdiki gibi 60-70 sinemaya girmiyorduk. Çok az sinemaya giriyorduk. Çünkü 300 film yapılıyordu. Bir de yabancı film var bunun. Yerli film olarak 300 tane. Sinema salonu az. Ancak bir hafta oynayabiliyorduk. 15-20 sinemada en fazla oynuyorduk. Ama o zamanın sinemaları 1000 kişilik, 1500 kişilik sinemalardı. Mesela Rex sinemasında bir o sahibi Vironanas bunun şeyini, istatistiğini tutmuş. Seyirci haz şeyi hala kırılmamıştır. Evet. Benim filmlerimin orada yaptığı seyirci yani hazlardır. Önemli olan o dönem için oynadığı sinemaların tıklım tıklım dolması. Her seansında. Evet. Ölçü buydu. Evet. Ve o anlamda, doluluk anlamında bu rekora uzun yıllar 6 matine falan yapılırdı günde. Günde 6 matine. Matine yapılırdı. 1500 kişi. Yani 9000 kişi yapar günde. Hesap edin gerisini. Evet.